Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz Erman Güraçar. Geçmişe gideceğiz Erman Güraçar'la ve anıları, hikayeleri sizler için ekranlara getireceğiz, ekranlara taşıyacağız. Hoş geldin Erman. Merhaba, hoş bulduk. Nereden başlayalım? 2000'e mi gidelim? Ertuğrul Sağlam'ın gözyaşlarıyla Samsun'a uğurlandı. Senin de gülerek mutlu bir şekilde 5 yaşa geldiğin döneme gidelim. Nasıl anlatırsın? Nasıl geldi haber? Senden geldi. Evet, ben geldi. Doğru, ben aramıştım. Ben aramıştım Erman Güneş'e, ben haber vermiştim 5 yaşa transferine. Nasıl anlatırsın? O dönemde çok mutlu olmuşsun elbette ki. Evet, tabii bir canım. Büyük takıma transferin. Hala bile Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray forması giymek her genç futbolcunun hayali yani. Çok çok değerli takımlar. Tabii çok mutlu olduk o dönem. Senin sayende haberimiz oldu önce. Tabii bir de o dönemde şimdiki gibi değil. Hani bonservis bedelleri de var. Galiba Bosman kanunları mıydı? Girmemişti herhalde. Evet. Daha şeye. Tabii bir pazarlık süreci de oluşuyor ister istemez. Biraz da maceralı oldu. Yani o zaman Ahmet Hamoğlu Beşiktaş ikinci başkanıydı. Silivri'de oteli vardı. Onun Silivri'de oteli vardı. Tabii diğer takımlar da bizimle ilgileniyordu o zaman. Fenerbahçe özellikle. Bir ilgisi vardı yani. Tabii bir önlem amacıyla sanırım bir 3-4 gün falan Silivri'deki otelde kalmıştım. Beşiktaş takımı da herhalde İsveç'te galiba. İsviçre'de. 23 gün kampa gitmişti. Aynen. Tabii iş çözülünce hani işte Ertuğrul abiyle bir takas ve üzerine sanırım o zaman 1,5 milyon dolar mı? 2 milyon dolar mı? Tam şimdi rakamı da bilmiyorum yani. O zaman da herhalde o rakamlar pek açıklanmıyordu. Şimdi evet, evet, değil doğru, yani. Şimdi kapa falan bildiriyorsun. Evet. Hal olduğunu söylediler. Takım zaten kamptaydı herhalde. Kampında son bir haftası falan kalmıştı. Evet. Yani bitmek üzereydi belki de kamp. İndim bir uçağa gittim tabii. Ertuğrul abi de o ara Samsun Spor'a döndü. Belki de Ertuğrul abinin antrenörlük kariyerinin başlangıcı oldu o da sonra. Doğru. Orada bırakıp işte çünkü çok değerli Ertuğrul abi Samsun Spor camiası için hala doğru çalışıyor şu anda. Evet. Öyle bir takas oluştu gelişti. O gözyaşları da gitmişti. Tabii sonuçta onun da Beşiktaş'ta o döneme kadar çok büyük emekleri vardı. Biraz evet. Başarılı bir oyuncuydu. Ya da futbol önüne önüne yani hani bir sürü şey olabiliyor futbolda. O dönem o transfer o şekilde gelişti. Sanırım o talep de şeyden gelmiş. Yani Beşiktaş'ın değil aslında Samsun Spor'un talebi olduğunu biliyorum. Yani belki de o zaman için şey yani niye verdiniz Ertuğrul verilir mi Ertuğrul Sağlam gibi bir oyuncu gönderilir mi takasta falan diye. Ama sanırım o Samsun'un isteği doğrultusunda olmuş. Öyle sonuçlandı ondan sonra. Geldin Beşiktaş'ta çok iyi bir başlangıç yaptınız. Bir sürü transfer olmuştu hatırlıyorum. Fazlı, Ümit Bozkurt, sen, İbrahim Üzülmez. Çok iyi bir kadro kurulmuştu. Ön tarafta Ahmet Dursun, Nihat Kahveci, Pascal Numa da gelmişti. Miroslav Karan, Klestov. Markus Müş. Gerçekten geniş bir kadroydu ve sezona skalayla muhteşem bir başlangıç. İlk 6-7 hafta liderdiniz de zaten. Benim şöyle bildiğim şu, o zaman herhalde şeydi. Bir durumdan dolayı tam bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası falan vardı galiba o zaman. Fikstürü sıkıştırdılar. İkinci devrenin ikinci maçı yani ilk iki maçını ilk devrenin sonuna eklediler diye biliyordum. Evet. O periyodun bitimine 2 hafta kalaya kadar biz liderdik galiba. Evet, liderdiniz. Öyle diye biliyorum. Çok gol yiyip çok gol atıyordunuz. Atıyorduk evet. Yani şey özellik olarak tabii şimdi savunma oyuncuların özelliğine kaynaklanan bir şeydi. Yani biz biraz çabuk savunma oyuncularıydık o zaman Ümit ben. Hani biraz daha ön tarafta takımı tutmaya çalışıyorduk. Öndeki oyuncular da biliyorsun yani hani Pascal, Ahmet Dursun, Nihat çok vasıflı oyunculardı yani. Tabii, şimdi Mehmet Özülek vardı. Sohbet ederken seninle konuştuk. Şimdi oyuncular işte senede 3 tane 4 tane gol yapmıyor yani yerli oyuncular veya 5 tane 10 tane atan oldu mu yıldız. O dönemde o tarz Türk oyuncuların işte 10 gol, 15 gol, 10 asistle oynaması lazım ki eleştirilmesin yani. Tabii. O sayılara da Nihat, Ahmet Dursun Beşiktaş'ta ulaşıyordu. Çok zor rakamlardır yani bir ön taraf oyuncusu için. Tabii işte o süreçler, o yıllar öyleydi. Yani tabii biraz da değişti, futbolu değişti, gelişti. Biraz daha yabancı oyuncu ağırlığa dönünce şimdi daha farklı oynanıyor, daha farklı bakılıyor. Pascal Numa ile başlayalım istiyorsan. Pascal Numa deli dolu, haşarı çocuğu o zaman 5 yaşın. Geldiğinde inanılmaz performans sergiledi. Hem dışarıdaki özel hayatı hem saha içi performansı. Taraftarın çok benimsediği, çok sevdiği bir isim oldu. Bir kere şöyle yüreğini koyuyoruz. Cep telefonu fırlatmıştı Skala'ya değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben onu görmedim. Ya Pascal'la alakalı çok efsaneler var. Yani benim şahit olduğum birkaç tanesi var yani. Küçük tuvaletini yaparmış gibi dönüyordu işte bütün kamera. Aslında yapmıyordu yani hani. Yo orada yaptı. Yaptı mı? Ben kenardayım yaptı. Gördün sen yani. De tabii ben gördüm. Yaptığını gördüm. Allah. Bilardo hikayesi var Pascal'ın. O çok enteresan. Abi şunu da söylüyordu. Tabii Türkiye'ye geldi herhalde gelmiş bir ay sonra falan galiba. Tabii şimdi Pascal'ın bir ay sonra hani çok renkli bir kişiliği olduğu
hem saha içinde hem saha dışında. Yani bir de şöyle de bir şey var. Hani futbolculuğu, hani saha dışındakini bırakın, futbolcu çok değerli bir oyuncuydu Pascal. Hani sahada yüreğini koyan bir adamdı, evet, yani sonuna kadar. Şimdi şey diyordu. Fransa'da bu kadar kameranın senin peşinde olabilmesinin tek bir koşulu var diyordu. Ne diyordum? Prenses Diana olman lazım diyordu. Yani ancak o, yani o kadar ilgi vardı Pascal'a. Bilardo topu hikayesi Fulya'da tesislerdeyiz. Üst katta bilardo masası vardı, böyle eski bir tane. Pascal da tam bilmiyorum kim, birisiyle bilardo oynuyor. Tabii o neşeli tavırları, işte alıyor ıstakayı farklı farklı vuruşlar falan. Orada bir vurdu, top aşağıya düştü. Yukarıdan Skala'nın kafasına. Bilardo topu. Yani, sonra ne yaptı? Bayıldı mı Skala? Bayılmadı da açıldı şurası birazcık. Ay, böyle. Yarıldı. Tabii tabii. Hatta demiştiler sonra, çok da değerli bir insandı Skala. Yani çok özel bir, gerçekten çok beyefendi bir insandı. O da soruyor sonra, hani nasıl oldu bu? Nereden geldi? Kim attı? Pascal diye şaşırmadı zaten o da yani. Rusya Lokomotiv Moskova maçı gittiniz. 3 tane attınız. Şampiyonlara yine katıldınız. Evet. Nihat Kahveci'nin efsaneleştiği maç. Evet. Topu alıp kendi yere sahasından gol attığı maç. Ya o Şampiyonlar Ligi macerası aslında enteresan. Yani tabii o zaman ön eleme oynuyorsunuz. Herhalde ilkini Bulgar takımıyla. Levski Sofya ile galiba. İkincisi de Rus takımıyla, Lokomotiv Moskova ile oynadık. O maçlar kolay geçti nispeten yani. O eleme aşamaları, ama sonra ta ki kurallar çekilinceye kadar. Barcelona, Milan, Leeds, evet, biz. Yani Leeds'in de biliyorsunuz o zaman o bir çok iyi kadrosu. Sonra Manchester'a giden santrafor falan vardı orada. Adını unutmuyorum şimdi, unuttum şimdi. Bir Güney Afrikalı stoperleri falan vardı. Hep milli oyuncular. Ciddi bir kadrosu vardı. O şampiyonlar... Sen de şaka maka Rivaldo, Kluivert, Bierhoff bayağı kişiye kadar oynamışsın. Oynadık. Ben, bayağı karşı. Kim vardı Milan'da Bierhoff dışında santrafor? Şevçenko vardı. Ya Bierhoff'u şöyle anlatayım. Şimdi ben bir de bir stoper olarak benim farklı bir özelliğim vardı. Hani ben böyle bir stoperin fiziğinde işte çok uzun 2 metre işte kalıplı falan değildim. O dönemde o tarz stoperler de tercih ediliyor aslında bakarsanız. Bierhoff da tam tersine uzun, inanılmaz bir adam. Hani derler top göstermez, alamazsın ayağından falan. Ben bir ara arkasında kaldım. Bırak topu sahayı göremedim yani Bierhoff'tan. Yani, bir adam yani tabii enteresan. O gün Bierhoff gol atmıştı. Valla 2-0 burada bitti. O 2-0 burada yenildiniz. Orada 4-1 yenildiniz. Oradaki maçta şey, şöyle enteresan bir hikayesi var o maçında. Yani hikaye bir, içinde geçen bir şey var. Ümit'le beraber oynuyoruz Can Yana. Yani Milan takımı şey demişti, hatta orada da Skala Sansuro'ya geldik. İnanılmaz bir stat zaten. Yani hani yaşanmıştı olan belli. Öyle. Bir de İtalyan futbolu çok değerli zaten dünya ülkede. Dedi ki Skala, Sıda geldik. Burası dedi futbolun üniversitesi. Belki kendi İtalyanların kendi arasında söylediği bir tabirdir ama çok enteresandı. Orada 1-0 öne geçtik. Tayfur Abdal penaltıdan attı, hiç unutmuyorum. İşte seviniyoruz, Ümit falan geldi benim ama seviniyoruz. Ümit dedim, eyvah dedim, tamam ne oldu oğlum dedi. Dedim oğlum arka maça çamak soktuk yani 1-0 böyle o takım. Sonra da 4-1 oldu zaten yani. Ama tabii enteresan da içerideki Barcelona maçı var mesela, 3-0'lık maç işte. Ahmet Dursun'un 2 gol attı, Pascal'ın 1 gol attı. Nasıl değerlendirdin o maçı? O Barcelona kadrosunda solda Overmars, orta sahada Ivan de la Peña, sağda Simao Sabrosa, forvette Rivaldo, Kluivert. Felaket. Ya bizim takımımızda şöyle bir özellik vardı ona. Hani en azından saha içinde dinamizm olarak karşılık verebiliyorduk rakiplere yani. O seviyedeki takımlara. Fizik olarak. Ama tabii bizim Türkiye'de şimdi biz hala bu işin içerisindeyiz. İşte bu saha içi yerleşimlerin biraz işte taktiksel oyunların falan geldi, yeni gelmeye başladı yıllar herhalde onlar. Evet. Yani adamlar çok daha iyi sahaya yerleşiyorlardı falan. Siz çok yeteneklisiniz. Özellikle yerli oyuncular. Ama yabancılarla sıkıntı yaşadık o sene. Evet, evet. Ondan... Oyun bilgisi zayıf o dönem. Şimdi oyun bilgisi çok iyi, yetenekler sınırlı. Öyle o tarafa doğru evriliyor futbol. Evet, Türkiye'de. Evet. Yani onun sebebini bilmiyorum. Normalde hep konuşuyoruz. Yani Türkiye'de 25 milyon tane çocuk var. Genetik olarak inanılmaz bir havuz var. Yani bizde gidin, evet, 2 metre adam da bulursunuz. Tabii. İşte bir 60 adam da bulursunuz. Atletik'te yani, bulursun, ağırda her şey, her şey var ama tabii o genetik havuzunu biz değerlendiremiyoruz yani. O sistemsel bir şey yani, onun çok şimdi uzun uzay ayrı bir program yani, lazım. Yönetenler de zayıf, antrenörler de zayıf. Ama yani o zaman daha şeydi. Bir de yabancı sınırı vardı. Hani bilmiyorum, 2 tane mi vardı o zaman? 3 tane mi yabancı? 3 tane vardı. Bu kadar kaliteli yabancı da gelmiyordu. Yani şimdi hem arttı. Hani şimdi bakıyorsun son yıllar Türkiye'ye gelen oyuncular, gelenler gidenler, hani kağıt üstünde çok kaliteli oyuncular da geliyor Türkiye'ye yani, evet, baktığınız zaman. O dönem yerli ağırlıklıydı. 6 yabancı vardı, pardon. 5+1 miydi neydi hatta? Ya ilk yılına bahsediyorum. Siz başladığımızda yani. Siz bir de Fenerbahçe'yle maç yaparken 3-0 öndeyken bir de Mustafa Deniz'e 6 yabancıyı sokmuştu. Ne doğru. Ben yoktum o gün sadece. O dönem değildim ben de. Biliyorum yani. Ya evriliyor tabii. Futbolu değişiyor. O zamanki yerli ağırlıklı oyun biraz daha hani muhtemelen bizim belki gelişimimiz olumlu etkide bulunuyordu. Veya işte
oyuncuların büyük takımlara gelmesi daha kolaydı, yerli oyuncuların. Mesela açardık o zaman gazeteleri. İşte Gaziantepspor'dan Mehmet Polat aklıma geldiği için söylüyorum. İşte Galatasaray istiyor, Fenerbahçe Beşiktaş istiyor. Böyle yani bir yerli oyuncu havuzu vardı. Vardı vardı. Ve büyük takım tarafından takip ediliyor ve talep görüyordu. Doğru. Şimdi bakıyorsunuz mesela transfer döneminde aç yabancı, kaldır yabancı. Yani yerli oyuncu zaten kısıtlı havuz. Doğru. Onlar da oturmuş yerlerinde duruyorlar yani çok böyle. Barcelona bir maçını konuşuyorduk. O gün inanılmaz bir performans. İbrahim Üzülmez özellikle. Solda Nihat Kahveci, Pascal Numa, Ahmet Tosun inanılmaz performansı. Markus Müş. Savunmada siz iyisiniz. Adım attırmadınız. 11 kişi çok iyi oynayan bir Beşiktaş. İşte dedim fizik olarak cevap verdik. Bir de ön tarafımızda yani özellikle bizim ön tarafımızda yetenekli oyuncular vardı. Yani, ve o gün çok formdalardı. Çok formdalardı. Yani, o gün aslında bakarsanız her şeyin böyle üst üste oturup yani oturduğu bir gün oldu. Çok yani Türk futbol tarihine geçen bir gün. Tabii. Bir maç. İşte ondan sonra bir Chelsea galibiyeti falan oldu tekrardan. Bir Fenerbahçe, bir Manchester galibiyeti falan evet, vardı. Evet. Hani böyle 4-5 maçtan bir tanesidir. Yani bir de çok net bir skor. Tabii. Alınan ha, ezdiniz skor. Barcelona'yı. Ezdik de şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta onu da yine konuşuyorduk. Öyle bir şimdi Barcelona takımından bahsediyorsunuz. O kadar çabuk oynuyorlar ki. Yani inanılmaz çabuk oynuyorlar. Hatta onların futbol kültürü hala aynı. Değişmiş bir şey yok. Hani onun şakasını yaptık böyle yıllarca soruyorlardı şey ya nasıl maç işte 3-0 yendiniz işte o gün inanılmaz bir güzel tabii insanın içinde gurur verici bir şey. Nasıl yendiniz? Şey diyordum mesela ya yendik ama yani neredeyse diyordum işte kenardan geliyorlar çıkıyoruz kafa vuruyorsun daha yere inmeden top bir daha geliyor neredeyse yani ikinci top geliyor. Yani öyle bir tabii. Çabuk oyun da onların da pozisyonları vardı o maçta ama. Evet evet vardı. Ya bizim için ekstra performans işte şeyin Nihat'ın, Ahmet Tursun'un, Pascal'ın, İbrahim'in özellikle yani. İbrahim karşısındaki Serci miydi o maçta? Serci mi oynuyordu tam hatırlamıyorum. Bu kısa boylu sağ bekleri bilmiyorum da. Bir Simao'yu ama şey yaptı. Solda. Ya kim geldiyse fark etmiyor yani. Tabii. Alıp sağına atıp solundan geçiyordu maç boyunca. İbrahim zaten gücü kuvveti çok yerindeydi İbrahim'in yani. Çok güzel bir maçtı. Değil mi? Türk futbol tarihine geçmiş bir maç. Yani biz de hala soruluyor işte biz de içinde bulunduk ya mutlu oluyoruz. Ama siz de Rivaldo ve Kluivert'e karşı oynuyor musunuz o maçta? Ya şey işte bu şampiyonla yine kaldığınız zaman zaten tabii. İşte seri başta takımlar var işte kim bunlar? Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid hani birinde Rivaldo var ötekisi onda da Raul olacaktı yani. Tabii tabii. Yani illa o denk geldi peki ama. Peki şeyde neler hissettin Camp Nou'da? Orada 5 yediniz. Yani işte hissedemedik fazla. Sahaya çıktığınız inanılmaz bir ambiyans. Şimdi, 80 bin kişi. Camp Nou'ya gitmişsindir muhtemelen. Gittim. Zaten adamların bir kupaların olduğu bir tabii. Yer var. O zaman bizim statlar kadar. Tabii yani tabii. Güzel. Şöyle, tabii Anadolu'daki statlar kadar. Evin müzesi var yani şimdi kupa dolu. Tabii tabii. Bir de statı aşağı yapmışlar. Böyle yukarıdan işte otobüs yukarıya falan yanaşıyordu. Evet evet. Aşağıdan baktık zaten gözükmüyor. Gözükmüyor. Aşağıda kendimizi koyduk da bu oraya da. Ya enteresan tabii. Şimdi o zaman için hala bile Camp Nou öyledir yani. O adın futbol seviyeleri yüksekti tabii ki bizden yani. O takımların. Hala da öyle. Şu anda mesela kulüpler bazında yani biz dünya futbollarımızdaki mesela Fersen'e açılıyor baktığınız zaman. Evet. Hani milli takımda daralttık belki onu son yılda ama kulüpler bazında ama çok farklılar yani. O statları, seyircileri, organizasyonları, kadroları, tecrübeleri. Doğru. Yani adamlar her sene yarı final falan oynuyor Şampiyon Ligi'nde. Her sene gruplardalar. İşte biz hasbelkada iki tane ön elemeye geçip işte öyle bir gruba düştük o sene. Bir de Leeds vardı yani o da felaket. Ama santrofona da aklıma gelmiyor. Sonra Manchester'a gitti. Orada 6-0 mı yenilmiş? 7-1, 7-0. Ya sağ bek orta yapıyor, sol bek gol atıyordu zaten. Hani anlamadık ki bir de ya İngiliz... O kadar hızlı tempolu tabii, değil mi? Tabii tabii. Çok iyi takımları vardı. Pascal Nouma'da çaktı ya rakibe. Evet, o bir de 10 kişi kaldık o zamanında. Bir de ara şey itiraz ettiler biliyorsun değil mi sen? Ya biliyorum. İtiraz ettiler hayır, cezası. Ama iyice inceledik bir maçta verdiler. Hayır gitmiş savunma yaparken ayağım kaydı rakibin üstüne düşürün demiş dalga geçer gibi. Onlar da dalga mı geçiyorsun diye cezayı arttırmışlar. Bir maç bile arttırdılar galiba. Bir maçta arttırdılar. Bir iyice inceledik az vermişiz evet, dediler. Evet az vermişiz dediler. O sene sonra ikinci maç tabii ilk maçın etkisiyle burada beraber bitmişti herhalde 0-0 Leeds maçı. Evet evet 0-0 bitmişti. Tabii normal olarak o sene gruptan işte şeyle Milan'la Barcelona. 4 puanla evet. Çıktınız siz değil mi? 4 puanla çıkamadınız. 4 puanla kaldınız. Senin bir de sen çok çabuk bir stoperdin. Hatta bence çok iddialı olacak ama bence %100 doğru. Türkiye liglerinin en hızlı stoperi sensin bence benim izlediğim. Senden daha süratlisini görmedim ben. Yani şimdi şöyle ben aynı zamanda beden eğitim bölümünde okudum yani. Bir akademik eğitimim de var. Şimdi o zaman o sınavlarda şimdiki gibi değil. O zaman spor akademileri diye geçiyor onlar. Türkiye'de 3 tane 4 tane yerde var işte Manisa'da, Ankara'da, İstanbul'da. Onların giriş sınavları zordu. Hani normal şimdiki gibi değil. Ciddi bir fiziksel testten geçiyorduk. Yani sınavdan geçiyorduk işte. Bir 60 metre
koşusu var, 1500 metre koşusu var falan, böyle işte barfiksler şunlar bunlar. Oraya 60 metre de derece alıyorlar giriş sınavında. Tabii çivili ayakkabı falan kiralıyorsun o zaman, yok yani. Orada şeyler var. Onun kendine içinde bir sektör oluşmuş orada. Hı hı. Sınav zamanı gelip böyle çivili normal atletizm ayakkabıları kiralıyorlar. Kiralık tane çivili ayakkabı. İnanılmaz bir derece çıktı o zaman. Hatta sonra okulda işte kalamadık tabii okulda. Biraz ara verdik şeyden dolayı, futboldan dolayı. Atletizm hocamız vardı, eski milli dekatloncu. O işte bana yalvardı yani, gel atletizm takımına da gir, okulun işte git koş. Hatta üniversiteler arası birkaç şeye gittim. Kıramadım hocayı. Yani derece, kırdırmadı kendini sağ olsun. Derece yani, kırdırmadı hoca, şöyle diyor yani. Sen bilirsin diyor, katılma istersen diyor da, bak 3-4 tane derse giriyorum ben diyor. Hani istersen gitme. 60, 100, 200, 400 koşuyorsun hepsinde. Ben hepsinde ben temsil ediyorum bizim okulu. E tabii hepsinde kazanıyorum. Yani benim çok yani aslında bakarsan futbolcu. Birinci, birinci oluyordu. Tabii canım tabii. Kim yetişecek yani. O zaman Türkiye rekoru derecesinde 100 metre koşuyordum mesela. Hani sırf o işe yönelsem belki. Tabii hani tabii. Belki de, şu an Usain Bolt gibi seni mi konuşuyorduk yani, doğru? Olimpiyat kariyeri olabilir. Sen Beşiktaş'a geldin. Full antrenman yapıyor takım. Biz de arkada basın mensubu izliyoruz. Nihat Kavcı topu aldı. Belliksel'i tanımıyor. Nihat çok süratli bir oyuncuydu. Öyle. Topu senin sağından attı. Önce bir patladı. Şöyle bir geçti sene. Sen açıyı bir kapattın, böyle pırrrr gittin, topu aldın. Hatta biz döndük birbirimize baktık, ne oluyor falan filan diye. Ya işte benim özelliğim oydu aslında bakarsan. Şimdi şöyle de bunu hep söylüyorum zaten her zaman ben her yerde. Şimdi bir futbolcu yani var tabii ki, çok donanımlı oyuncular da var dünya üzerinde de, aslında bakarsan oyuncuların onları öne çıkartan birkaç tane özelliği oluyor yani. Hani oyuncu da onun o özelliğine uygun oynamayı öğrenirse, oyunu o şekilde geliştirebilirse yani çok farklı yerlere gelebiliyor. Benim özelliğim çabuk olmamdı. Lafını kestim, özür dilerim. Çalıştıranlar ya da yönetenler ya da idare edenler bence doğru olsaydı o dönem belki Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sağ beki yaratabilirlerdi. Olabilirdi. Skala bana hatta şey diyordu hani keşke seni daha erken tanıyabilseydim diye bana söyledi mesela. Tabii. Yani hani değişik bir özellikti. Bir de o dönemde cidden öyleydi. Hani bir de şimdiki kadar, şimdi artık şöyle de bir durum var. Şimdi Türkiye Ligi'nde Anadolu takımları diye tarif ettiğimiz, aslında ayırmamak gerekiyor bence de. Türkiye Ligi'ndeki takımlar arasında o makas biraz da artık birbirine daha fazla rekabet edebilir hale geldiler. Şimdi bizim zamanımızda pek öyle değildi. Mesela işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yılda kaç tane maç kaybediyordu? Tabii. Veya kaç tane maçı zorlanarak kazanıyordu? Şimdi önde oynaman gerekiyor. Doğru. Ve önde oynadığın zaman da arkanda kocaman bir boşluk var. Ya orayı kapatacak o anda işte benim özelliğim ona yatkındı. Ya benim oynadığım takımların çoğu, hatta bakabilirsiniz futbol kariyerim boyunca, Türkiye Ligi'nde hep en az golleyen takımlar olmuştur. Hep 3-4 takımdan bir tanesidir. Ya birincidir, ya dördüncüdür, ya beşincidir. Hani ben Türkiye Ligi'nin en çok golleyen takımda oynamadım yani. Özelliğimize yatkın oynamayı öğrendik. Tabii. Tabii büyük takımların da işine geliyordu aslında bakarsanız. Doğru. Ve çok da iyi başladık. Yani o dönem ben amil takıma kadar yükseldim, gittim. Çok iyi bir takım olarak da iyi performans yakaladık. Ben de o evet. şekilde yakaladım ama tabii çok talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bir 11 hafta ayrı kaldım. O tabii biraz etkiledi. O dönemde öyle geçti gitti. Tabii. Hatta bir gün hatırlıyorum, Pierre Van Hooijdonk Fener'de esiyor. Sen Trabzon'da oynuyordun. Ya da başladın, hatırlamıyorum şunu oynadığın takımı. Ama Beşiktaş'ta değildin. Sağından attı, solundan geçmeye çalıştı. Sağından attı, kaldı orada zaten. Mümkün değil. Hooijdonk zaten çok süratli değildi. Hatta Rıdvan Dilmen programda şey demişti, hiç unutmuyorum. İşte Hooijdonk belli ki takımları ve futbolcuları izlemiyor dedi. Yani Erman Güreç'i tanıyor olsa böyle bir çalım atmaya kalkmaz demişti. Şimdi ben demiş de. Şampiyonlar Ligi maçlarında şöyle yapıyordum. O zaman Shevchenko, Zenden. Şimdi bunlar inanılmaz süratli adamlar. Overmars. Overmars. Bunlarla, bunlara karşı oynuyorsunuz ve karşı karşıya gidiyorsunuz bunlara dönem dönem. Şimdi benim o özelliğim o kadar ön planda ki ben onlara falan süratliydim zaten yani. Tabii tabii. Hızlı değillerdi. Şimdi çok yetenekliler. Şimdi yakın durursam bana o yakın mesafe çalım atıp beni geçme. Tabii tabii, iki bile kadar getirip katlayabilir. Var. Ne yapıyordum mesela, birazcık mesafe bırakıyordum. İşte bir iki metre hani o atayım da şuradan gideyim diye düşünsün. Ya atıyordu ama gidemiyordu tabii yani, hani ben ondan önce tabii. gidiyordum. Yani hatta o topları alıp ben oyuna sokardım yani hani o kadar. O özelliğim ön plandaydı ve ben yıllarca onun üzerinde oynadım. Hani tabii. şunu demiyorum işte, ben çok iyi oyuncuydum bir sürü. Yok abi, yani benim özelliğim çabuk olmamdı. Biraz agresif olmamdı sahanın içerisinde. Biraz stop olarak işte o dönem yakın oynuyorduk santraforlara. Onun dışında çok yani da... Seni çalıştıran hocalar, seni her idmandan sonra yarım saat duvarda çalıştırsalarmış sen... Topu... O da gelişti sonra ama bakma, bak stoper çok geç gelişiyor. Doğru. Stoperler 25-26 yaşından sonra gelişir. Cidden ha, şimdi var ya gelişim çabuk tamam. 26 yaşında geliştin ya, mesela 20 yaşında gelişebilir misin? 22 yaşında. O zaman tabii. dünyanın önünde kulüplerinde oynayabilir misin? Çünkü bir yönün çok iyiyse, muhteşemse, diğer yönünü de biraz arttırdığın zaman zaten üst düzey oyuncu oluyorsun zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim.
Yani bizim zamanımızda altyapı eğitimi. Nerede altyapı? Yok, tabii tabii. Yani olanı sana söyleyeyim. Ki benim jenerasyonum herkes aynı şey söyleyecektir. Yani eğer aksini söyleyen var. Ha belki İstanbul'da olan büyük takımada falan işte at topu önüne. İşte maç yap, oyna. Yarım saat tamam bitti hadi. Duş al git içeri. Bu yani hani altyapı antrenmanı. Bize ne bir pas verilir işte ne bileyim ne bir pozisyon almadır ne bir sağ açı yerleşindir şudur budur. Hiçbir şey öğretmediler ki o zaman. Yoktu zaten yani. Hani bilmiyorlardı ki öğretsinler yani. Şimdi işte artık tabii o gelişti Türkiye'de. Oyuncu da yetişiyor artık. Çok da olmasa da yetişiyor yani. Çıkıyor falan. Banku'yu asistin. Çok güzeldi. Trabzon'da oynuyorsun. Şimdi araya top attılar. O zaman öndeyiz de bir sürü. Fatih'teki galiba çok güzel bir kafa bizim gore. Trabzon takımı da iyiydi. Hatta onu da hemen araya sıkıştıralım. 16 yıl sonra kupa aldık biz o takımla. 16 sene sonra Türkiye Kupası'nı kazandık. İşte Fatih Tekke, Mehmet Yılmaz, Gökdeniz, Aurello, Lee Young. Başka? Gökdeniz'i saydım herhalde. Gökdeniz, Karadeniz. Şimkovyak var mıydı? Gelmiş yok, miydi? Yok. Yattay'la Şimkovyak gelmemişti. Yok, Yattay. O bir sene sonra geldi. Sene sonra. Şey, o takım yani. 16 yıl sonra Türkiye Kupası'nı kazandık. Biliyorsundur Trabzon'daki havaalanıyla Trabzonspor'un tesisi hala aynı yerde. Yürürsen 5 dakika sürer yani. 3 saatte gelebilir. Sanki savaş çıktı gibi. Yani o dönem güçlü bir takımımız vardı. O tam işte, pası kim attığını bilmiyorum. Araya bir top atmak istediler. Ara pas atmak istediler. Şimdi normalde ağır bir adam olsa benim yerime işte o topa kayarak müdahale edip ben çabuk olduğum için geldim. Ayağımı koydum. Banko'nun önüne gitti. O da abi ne biçim vurdun yani. Tabii tabii. Kaleci dönerek de, gitti. Evet evet. Kaleci de Petkovic. Petkovic. Boş üstünden bir, o ara Beşiktaş mağlup olmadan gelmişti galiba. Evet, burada evet. Bir şey vardı. Hatta son dakikada galiba maçı sonunda. Bir de o maçtan sonra şey demişler. Bu bir puan bizi şampiyon yapacak demişti Beşiktaş ki o sene şampiyon oldu. Şampiyon oldular tabii. Şampiyon oldular. Dağ Murat Kuş. Şimdi bir talihsiz bir olaylar yaşandı. O detayına evet. Girmeyeyim. Şimdi Chris Odoğan'la konuşmak için işte o zaman bir de böyle yanıyoruz yani hani tabii. Ateşimiz yüksek. Kan kaynıyor. Kan kaynıyor tabii tabii. Başarılı olmak üzere her alanda her şeyde. Doğuma biraz bir durumdan dolayı kızdım. Senin hani beni oyundan çıkardı bir maçta. Aslında sahada tutması gerekiyor. Yani bana sahip çıkması gerekiyor. Sezon bitmiş. Zaten evet. Bir iddiamız kalmamış. Bir iddiamız. Tamam hani niye beni atıyorsun ki taraftarın önüne yani. Bir de Beşiktaş taraftarını biliyorsun yani. Tabii. Yani şunu da söyleyeyim. Ben Beşiktaş oynadığım dönemde ve hala bile yani giderim oraya. Şimdi İstanbul'da çalışıyorum biliyorsun. Giderim beni tanıyorlar hala gidip otururum çarşıda. Yani diyorum da vardır hepsiyle. Severim de yani benim için özeldir. Çok özeldir Beşiktaş. Taraftar grupları çok özeldir. O zaman ben giderdim mesela söylüyorum. Sen de belki bilirsin Beşiktaş'ta işte Beşiktaş Kültür Merkezi'ne giderdim. İşte yan tarafta taraftarlara otururdum beni bulurlardı falan. Çok oldu bunlar. Tabii o değer veriyorsun ve adam bizi sattı attı taraftarın önüne. Öyle düşünüyorum tabii ben o zaman. Yanlış tabii yaptığı da. Ben daldım odasında bir sabah Murat Kuş da tercümanı. Dedim ki niye böyle yapıyorsun? Bana sahip çıkman lazım. Böyle mi hocalık olur? Senin oyuncuya sahip çıkman gerekiyor. Zaten lig bitmiş. Beni çıkararak ne yapmaya çalışıyorsun? İşte kendi taraftarının önünde büyük gösterdi. Beni küçük göstermeme çalışıyorsun falan filan. Ben söylüyorum. Murat Kuş'u çeviriyor. Murat tercüman. Çevirebiliyorsa tabii. Zaten hızlı konuşuyorum birazcık. Anladığı kadarını çeviriyordun işte. Sonra döndüm Murat'a. Dedim ki bak çevir hadi dedim doğru adam çünkü adam tepki vermiyor. Dedim herhalde yanlış çeviriyor. Yanlış çeviriyor dedim herhalde. Ben bir şey söylüyorum herhalde o başka bir şey anlatıyor muhtemelen yani. Adamda tepki yok yani. Hala bilmiyorum tabii ne çevirdi de. Dinledi cevap vermedi. Yok yok gayet güzel böyle işte Almanca bir şeyler söyledi. Şimdi çok 20 sene oldu artık yani Atakan. Ne dedin? Yani Murat da bana bir şeyler söyledi de tamam falan filan bir şeyler. Hani çevirdi mi çevirmedi mi? İşte abi hoca yılların tecrübesi. Orada sana cevap verse, bağırsa sen daha da bağıracaksın. Sen gençsin üstünü yürüyeceksin. Ya yani. Dağım gibi hocalar tabii şimdi şöyle abi bir grubu idare etmek zor yani. Tabii. Bir de büyük takımdaki bir grubu idare etmek işte koca bir camia işte taraftar basını şusu busu yönetim kurulu oyuncuları falan. Dağım onları tabii ki o insanlar özel hocalar yani yıllar Alman bir takım kimse vermezler yani. Oraya kaç çalıştırmış bir adam. O krizleri falan idare etmesini biliyordu yani. Pascal Numan'ın Rusya'daki taklasını anlatmadın. Takla. Ya şöyle şeye gittik. Lokomotiv Moskova'yı yeni. Oradaki maç kaç kaç bitti? 3-0. 3-0 bitti orada. 3-0. Ya 3-0 ya 3-1. Aynen. Nihat yine öğretti. Evet Nihat uçtu orada. Yani Şampiyon Ligi'ne gruplara kaldık. Otele geri döndük. Özel uçakla gitmiştik. Uçak da bir gün sonra galiba sabah kalkacak. Tam şimdi hatırlamıyorum yani yalan yanlış bir şey söylemiş olmayayım da. Otelin de altında gece kulübü var. İşte bir de o zaman kasinolar falan var. E tabii kazanmışsın. Biraz iyi biraz müzik dinleyelim falan. Gidelim eğlenelim. Böyle eğlenelim birazcık. Pascal işte indik aşağıya doğru. Pascal'ı gördüm. Erkekler tuvaletinden çıkıyor. Yanında da gece kulübü. Gece kulübü ve işte gece kulübünün ne açılan kapı var galiba. Pascal tuvaletinden çıkarken oradan böyle hanımefendiler geçiyordu. Gece kulübünde. Çok da güzel. Yani böyle ben Pascal elini böyle yaparak o zaten onun bir hareketi vardı böyle bilirsin. Tuvalette yani tuvalette kendini yere attı böyle takla atıyor. Bu tarafa güvercin gibi takla atmaya başladı tuvalette. Bu tarafa böyle geliyor falan o
falan. Tabii sonra kalktı. Kadınlar da gülmeye başladı. Tabii güldü. İngilizce falan bir şeyler konuştu kızlarla. Tamam. Sonrasını bilmiyorum. Sonrasını bilmiyorum. Sen o da çıktım evet, diyorsun. Tamam okey. Problem yok. Erdoğan'a dışarı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Altay maçı ve stoper imdat. İmmet abi. Çok uzun zaman oldu yine söylüyorum. Hani belki isimde hata yapmış olabilirim de. Olayı çok net hatırlıyorum yani. O zaman maç toplantıları yapıyor. Şimdi Erdoğan Hoca'nın da yardımcısı Metin Tekin o zaman. Metin abi yani. O, çok güzel bir ekipti onlar. Evet. Erdoğan Hoca'da rahmetli anlıyorum. Çok, benim çok değerli bir insandı zaten. Şimdi maç toplantısında şöyle yapardı o zaman. İşte rakiplerin şimdiki bir şey yok. Hani işte rakip ne oynuyor, nereden video görüntülerini al, kes, izlet, tamam, şu bu. Tabii ki yani ha, belli seviyede var. Rakibin ilk 11'inde kimin oynayacağını falan işte kulaktan dolma. Orada maçı izleyenlerden veya işte imkan olursa oraya maçı izlemeye işte bir hoca yollayıp hafta önce rakiple ilgili bir işte analiz çıkartıyorlar. Anlatıyor hocalar da işte kalecileri şu işte topu elinden kaçırır takip edin veya işte iyi degaj ataraman başlatmayın. Sağ bekleri bu hücuma çıkar falan filan böyle oyuncular hakkında tek tek mevkilerdeki oyuncular hakkında bilgi veriyor hocalar. Hani siz de ona göre önlemizi alın. Rakibimiz böyle bir rakip olacak. Santraforlar işte çok çabuktur falan diyor bize. Kenan galiba Altay'da stoper oynuyor o zaman ama çok kısa boylu. Yani cidden kısa boylu. Ya iyi oyuncu da yalnız söyleyeyim. İzlerse selam olsun. 1.60-1.65 stoper yani. Şimdi toplantı yapılırken böyle Erdoğan Hoca dedi ki işte bak dedi stoper dedi bu dedi. Ya dedi zaten dedi bu kadar kısa stoper olmaz dedi. Normalde o da libero oynuyor aslında da işte o dönem artık o dörtlüye mörtlüye evet, geçişin ilk dönemleri falan. İşte orada. Zaten çok kısa dedi. Bundan stoper olmaz dedi. Galiba Celil. Bizde İmmet abi var. O da çok kısa. Hocam dedi. Ondan olmuyor dedi. Bizim İmmet abi nasıl oluyor dedi. İmmet abi çok kötü. Kalktı Celil'e. O Samsun Spor'un şeyi. Tesis tek katlıdır. Arkasından koşuyor Celil. Toplantı bıraklar kovalıyorlar. Yani işte, ama o zamanki samimiyet. O Samsun Spor takımı çok özel bir takımdı. İşte ilanların, tümerlerin. O takımın %80 aşağı yukarı büyük takımlara gitti Atakan. Bak Kaleci Göksel Allah rahmet eylesin. Sen. Ben Beşiktaş'a, Göksel Beşiktaş'a, Güngör Vardı Stoper Trabzonspor'a, Ali Akdeniz Fenerbahçe'ye, Celil Fenerbahçe'ye, İlhan Tümer Beşiktaş'a, Serkan Galatasaray'a. Bak 8 oyuncu saydım. Ona talepler etmiştim. Oldu tabii ki ama mesela o dönem bir ara o şeye denk geldi benim kadar işte. Bu Cem Uzan'ın İstanbul Spor'una denk geldi. Çok para. Doğru. Bir ara Konya'ya denk geldi galiba. Yine çok iyi para. Yani o paraları muhtemelen büyük takım vermeyecekti. Hatta Erciyes falan da bir ara. Çünkü çok değerli bir oyuncu diyecek. Ama tabii ister ki. Hatta çok merak hep mesela kalmıştır aklımda. Yani Cenk oynasa bir takımda kaç gol yapar? Ya iş yapar da kaç gol yapar? Yani Serkan Erkut bile. Yani Galatasaray'da belki aldığı, bilmiyorum öyle bir istatistik var mıdır da aldığı süre ya bakın Serkan'ın attığı gole bakın belki de rekordur yani onda da. Tabii yani. Tabii. Enteresan oyunculardı. Aynen öyle. Bir de şey Murtesco. Pitilo mu diyordu? Pitiko diyormuş. Pitiko, ben çalışmadım. Pitiko. İmmet abiyle Celil. Kısa. Aralarında şey var. Hani tabii samimiyetten doğan bir şey. Böyle değil mi? O takım bile çok Samsunlu vardı. İmmet abiyle Samsunlu, Celil, Vural. İşte Ercan abi. Hani Samsun tabii o anlamda bereketli de bir yerdir yani. Tabii kendi aralarında böyle nazara geçiyor birbirlerine. Kısa ikisi de yani şimdi İmmet abi de kısa aralarında bir santim fark var. Yani biri 1.55 biri 1.56 yani. O ona Pitiko, ona Pitiko. Yani sanki aranızda 15 santim fark var. Pitiko da şeyden kalma işte. Murtesco diyormuş onlara. Cici Murtesco. O Pitiko İmmet abi bozuluyormuş mesela dediği zaman. Çok önemli değil mi? İlhan Tümer gerçekten hülle yoluyla Beşiktaş'a geldiler. Çok katkısı aldılar. Ben hatırlıyorum. İlhan Mansız'la sen birlikte oynadın. Sen sonra Beşiktaş'a geldin. O bir sene sonra geldi. Sana telefon açıp İlhan gündemdeyken şeyi sormuşum. Ya İlhan nasıl oyuncu? Gelirse iş yapar mı? Sen şunu söylemiştin. Hiç unutmuyorum. Çok iyi futbolcu. Çok çalışkan. Çok güçlü kuvvetli. Ama gol yüzdesi çok düşük. Geldiği zaman burada çok gol atamayabilir demiştin. Ama evet, yanılmıştın. Geldi 21 gol attı. Ya İlhan şimdi şöyle bak. O dönem Samsun Spor'un santraforlarını söyleyeyim. İşte Cenk, Serkan, Aykut, İlhan Mansız bir de Uğur vardı. O da rahmetli oldu. Hatta kötü bir şekilde yani. Şimdi çok değerli oyuncular bunlar. Şimdi İlhan onlar, o döngünün içerisinde kendine yer bulan bir oyuncuydu. Her zaman bulan bir oyuncuydu. Sonradan girse bile. Ama İlhan'ın mesela özelliği şuydu. İlhan mesela Tümer Depo'nu söyler misin? Yani İlhan kendinden ziyade yani etrafındaki ön taraf oyuncularını oynatan bir santrafordu. Evet. Yani sırtı dönük ilana topu verebilirsin. O çok güzel servis yapar. Evet. Kaybetmez, bırakır. Yani golcülüğünden daha öndeydi İlhan'ın bu özellikleri. Hani ben onu düşünerek o zaman öyle bir şey dedim ama cidden yani 20 küsur gol atıp gol kararı oldu. Evet, tabii. Daha sonra da kariyer zaten İlhan'ın yükselerek devam etti biliyorsun. Hani ben açıkçası 20 gol 21 golü beklemezdim İlhan'dan. Ama yaptı yani. Ya bir de Beşiktaş takımının o sonraki yapısı İlhan'a uygundu birazcık. Evet. Yani taraf oyuncular işte Nihat'lar, Münüş'ler,
İşte hani ön taraf biraz Pascal, Ahmet Dursun uyumları falan hani iyiydi. İyiydi tabii. Siz bir de Kayer'i otelde unutmuştunuz. Yani zaten o dönem Beşiktaş'ta inanılmaz bir kaleci sirkülasyonu oldu. Mühre, Asper, Kayer. Bir de hep böyle Kuzey Avrupalılar yani tercih edildi. Şorum'u yani. Vardı. Yani Şorum'un dışında Feyzi vardı. O üç tane yabancı işte hep Kuzey Avrupalı oyuncular. Evet. Ankara Gücü maçıydı galiba. Ya Gençler Birliği Ankara Gücü maçı. Ankara Gücü muhtemelen. Maça işte otelde kamptayız. İşte maç saatine yakın. İşte artık ne zaman hareket edeceksek bilmiyorum. Otobüse falan bindik. Biz stada geldik. Soyunma odasına girdik. Ve baktık kaleci yok. Adam da nedir dilleri? Danca. Danca. Adam Danca'dan başka bir şey konuşamıyor. Biliyoruz yani. Adam otelde unutmuşuz herifi. Yani şimdi şöyle bir ya hala bile vardır bizde, şimdi maça giderken deriz ki yani takımdaki atıyorum bir görevliye veya işte bir takımdaki bir futbolcuya dön bakalım say herkes veya işte oda arkadaşı burada olmayan var mı falan diye sorarız yani. Hani bir adetten ziyade olabilir ya, insanlık hali, biri geç gelir, biri yani araba kalkıp gider olabilir ama yani kaleci de unutulmaz ki arkadaşlar. Gittik kaleci yok. Ya adam tabii kalmış orada. Bir dilini milini de bilmiyor. Tabii su taksiyle geldi. Taksiyle geldi değil mi? Girdi arkadan Ankara'da. Bir geldi sinirli falan filan. Evet evet. O oynadı galiba bir de o maçta. Oynadı ilk o. Ya inanılmaz. Yattağı unutmuşlar bir gün. Yattağı mı? Yattağı da geç kalmış. Geç kalınca tam binerken otobüse hoca kapattırmış Lazzaroni'ye. Şey Lazzaroni değil şey. Trabzon'da geldi. Adını unuttum şimdi. Şey de bir hoca. Yabancı tam hatırladım. Anladın yani, mı? Cins de bir yani. Böyle zor da bir hoca. Kapattırmış, yattığa kalmış böyle. Sonra yattığa taksiye binmiş, takımdan önce gitmiş. Gelmiş kadroda yattığa varken 11'de çıkar. Almamış, yedek kulübesine yazmış. Demiş niye? Geç kaldın. Yok ben geç kaldım, siz geç kaldınız demiş. Erman Gülçak, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Antrenörlüğe devam. Teknik direktörlüğe. Umarız burada, istediğin yerlere gelirsin. İnşallah. Başarılı olursun. Tabii çok rekabetçi bir sektörü de. Bakalım hayırlısı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Erman Gülaşar'la yaptığımız röportajın, söyleşinin sonuna geldik. Efsaneler ve hikayeler yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edecek. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.